Futbolcular nerede? Teknik direktör nerede? Beşiktaş'ın ruhu nerede ya Hasan Arat? En önemlisi ne biliyor musunuz? Beşiktaş'ın başkanı nerede ya? Beşiktaş'ın başkanı nerede? Transfer yapmaya gelince başkasının parasıyla uçağa binip fotoğraf çektirmeyi biliyorsunuz. Ziyaretlerde Hasan Arat türbesi gibi fotoğraf vermeyi biliyorsunuz iş adamları dostlarınızla. Neymiş? Onlara danışmanlık. Hep kankalar bunlar. Ben çok güçlü iş adamlarıyla beraberim. Alsaydınız ya yönetiminize. Alsaydınız ya Özdeğin'in oğlunu. Niye alamadınız? Niye ikna edemediniz? Alamazsınız. Yok böyle bir gücünüz çünkü. Ama sadece Süleyman Seba rüzgarı, iş adamları rüzgarı, yok Beşiktaş rüzgarı, çarşının davasına gittim rüzgarı. Bu rüzgarla Beşiktaş Kulübü Başkanı oldunuz. Bir de hakkınızı vereyim. Çok iyi bir hitabet yeteneğiniz var. Karşınızda hitabet yeteneği güçlü birisi olsa sizi ezer. Ama yok, siz alnı öpülecek gazetecilerle yayın yaparsınız. Siz onun da kararını verecek hakkı, bu haddi buluyorsunuz. Kimsiniz baba siz? Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Geldiğiniz gibi gidersiniz. Nasıl geldiyseniz öyle gidersiniz Hasan Arat. Ve Beşiktaş kulübüne hiç kimse bunları yaşatamaz. Süleyman Seba efsanesi gitti bu kulüpten be, türbün baskısıyla. Siz kimsiniz? İki tane, üç tane, iki üç gün geçirdiniz. İki üç ay geçirdiniz Süleyman Seba'yla. Zannedersiniz ki ömrü hayatınız Süleyman Seba tetrizatından geçti. Bu yalanı da inandırdınız insanlara. Beşiktaş'a faydası olmayacak insanların, Beşiktaş üzerinden PR yapanların, Beşiktaş'a vermeye değil, Beşiktaş'tan almaya gelenlerin hesap günüdür bugün. Bunun içerisinde Hasan Arat kendisine de dahil edebilir. Beşiktaş yöneticileri kendisini dahil edebilir. Fernando Santos dahil edebilir. Futbolcular dahil edebilir. Ama bir tek grup dahil edemez, o da Beşiktaş taraftarı. Kimse Beşiktaş taraftarına bu rezilliği yaşatamaz. Ve şimdi Hasan Arat'ın paralı trolleri, Hasan Arat ve yönetiminden desteklenenler, Hasan Arat ve yönetiminden maddi kazanç ve çıkar sağlayan sosyal medya çalışanları, şimdi hedefe Fernando Santos'u koyacaklar. Haksız değiller ama eksikler. Fernando Santos'u hocaların hocası deyip basın toplantısında lanse eden, yıllardır en son ne zaman hangi takımı çalıştırdığı bilinmeyen, lig takımının çalıştırdığı bilinmeyen, aynı zamanda ne kadar maaş aldığı da bilinmeyen Fernando Santos'u bu takımın başına getiren Hasan Arat ve yönetimi, aynı zamanda göreve geldiğinde o kadar basiretsizce davranmış ki birçok oyuncuyu kadro dışı bırakmış ve o kadro dışı bırakılan oyuncuları daha sonrasında affetmişti. Bununla ilgili yaptığı hiçbir açıklama benim için geçerli değil. Bir kulüp futbolcusunu kadro dışı bırakırsa o oyuncu kadro dışı kalır. Kadro dışı kalmanın ve bu süreci yönetmenin dersini ise Galatasaray Kulübü'nden görebilirler. Galatasaray Kulübü bir Türk oyuncuya yıllarca altyapıda çalıştırdı ama maaşını da ödedi. Ve o oyuncuyu hiç A takımı almadı. Sözleşmesi bitene kadar. 2. Galatasaray'da futbolcular birbirleriyle yumruk yumruğa kavga ediyorlar. Felipe Melo, Vieira. Ama o da kol kırılıp yen içinde kalınıyor çünkü yönetmeyi biliyorlar. Beşiktaş'ta yönetim hocanın haberi olmadan, Başkan Hasan Arat'ın hocanın haberi vardı demesine hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Çünkü benim için Hasan Arat'ın bu basın toplantısından sonra söylediklerinin hiçbirinin doğruluk payı yok. Kaldı ki bir önceki başkan Sayın Ahmet Nurşevi de Hasan Arat'la ilgili yalancı demiş. Yalan söylüyor demiş Hasan Arat'a. Ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da yalan söylüyorsun diyen Ahmet Nurşevi'ye 3 gündür cevap vermiyor. Dolayısıyla Hasan Arat'ın yaptığı hiçbir açıklamanın bende karşılığı yok. Çünkü Beşiktaş Kulübü'nün 2 tane oyuncuya 22 milyon euro bonservis verebilecek durumu yok. Böyle bir parası yok. Böyle bir alternatifi yok Beşiktaş'ın. Siz 2 tane futbolcuya 22 milyon euro bonservis parası vereceksiniz. Sonra kulüp stadın altındaki kiracının kira vermediğini, kirasız bir şekilde orada oturduğunu söyleyeceksiniz. Adama demezler mi kardeşim? 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira, 50 bin lira kira neresi? 22 milyon bonservis neresi? Aldığın oyuncuya bak. Muçi. Gelecek vaat ediyor dediniz. 10 milyon etmez dedik, topa tuttunuz. Aldığınız oyuncu Onana. Libyalı Onana. Nerede kardeşim Libyalı Onana? Hayatı boyunca bonserviste transfer yapmamış ama siz o oyuncuya kalkıyorsunuz bu kadar para veriyorsunuz. 12 milyon euro. Bir de bunu icraat diye gösteriyorsunuz. Hasan Arat ve yönetimi kendi PR'larını yapmaya Beşiktaş'a gelmişlerdir.
Beşiktaş'a hizmet etmek için gelmemişlerdir. Kendi PR'larını yapmak için buradalar ve o PR'ların içerisinde de boğulacaklar. Çünkü Beşiktaş taraftarı kendisine Beşiktaş'ı anlatan başkanı değil. Sağ sonucu alan başkanı, hizmet eden başkanı, Beşiktaş'a çaba sarf eden, Beşiktaş'a para harcayan, Beşiktaş'a zaman harcayan başkanı sever kardeşim. Bu kulüpte Şampiyonlar Ligi'nde, kulüp tarihinde hiç kimsenin görmediği geniş kadroları kuran Fikret Orman bu taraftarlar tarafından paralar nerede Fikret Orman diyerek gönderildi. Dolayısıyla herkes Beşiktaş'a ya hizmet edecek ya da çekip gidecek. Giderken de yalnız gitmeyecek. Şimdi Beşiktaş'ın trolleri, sözüm ona Beşiktaşlı gibi gözüken ama Hasan Arat Beşiktaşlılıktan çok Hasan Arat övgüleri dizen insanlara bir baksınlar Beşiktaş taraftarı. Şimdi varsa yoksa Fernando Santos. Fernando kim getirdi abi Fernando Santos'u? Fernando Santos emekliydi ya. Milli takımda çalışıyordu. Gitsin milli takım çalıştırsın. Kaç para verdiniz dedik. Bizim içimizden geçti Beşiktaş taraftarı. Geçirttiniz. Beşiktaş taraftarına şunu soruyorum. Benim sorum üzerine Hasan Arat'ın daha neler göreceksiniz üzerine alkış tutan Beşiktaş taraftarına ve Beşiktaş medya mensuplarına soruyor. Neredesiniz kardeşim? Daha ne gösterecek size Hasan Arat? Elinizin körünü mü gösterecek? Bir elimizin körünü görmedik zaten. Beşiktaş taraftarını bu rezilliği yaşatanlar hesap verecek kardeşim. Ama bu sadece Fernando Santos değil ki. Bugün kovamıyorlar da ya. Bu kadar mı bekliyorsunuz abi? Ha? Beşiktaş 3 maçta 0 puan, 5 gol yedi, 1 gol attı. Bunun bedelini sadece Fernando Santos mu ödeyecek? Puan durumuna bakarsanız Beşiktaş'ın üçüncülüğü değil, dördüncülüğü de riskte şu anda. Neymiş? Kupada gidiyormuş. E kupada da bu futbolla zaten kupada da ilerleyemezsin. Kupada da ilerleyemezsin bu futbolla. Bu kadroyla. 22 milyona 2 tane oyuncu alacağına 5'er milyon, 22 milyona 5 tane oyuncu alırsın ya. Neymiş? Avrupa'daki transfer bitmiş. Hiç kimse, bakın ben ömrü hayatım boyunca sadece şuna baktım. Söylemlerle eylemler birbirini tutuyor. Göreve gelir gelmez her türlü planımız hazır diyen Hasan Arat'a soruyorum. Nerede senin planların? Rıza Çalınbay'ı neden gönderdin abi bu adamı aldın? Veya Sergen Yalçın'ı niye almadın? Sergen Yalçın boştaydı kardeşim. Sergen Yalçın senden görev bekliyordu. Camı kırıp Sergen Yalçın kolunu çekebilirdin. Sergen Yalçın bu takıma çok yakışır. Tweet de attım maçtan önce. O Sergen Yalçın bu kulübe gelecek tekrar. Ama sizinle ama sizsiz. Mutlaka gelecek. Tüm çabalarınıza rağmen gelecek. Tüm engellemelerinize rağmen gelecek. Beşiktaş kulübünü sosyal medya üzerinden yönetemezsiniz. Kendi kurduğunuz ordularla Beşiktaş kulübünü sosyal medya... Burası Fenerbahçe değil. Üstelik Fenerbahçe başkanı kendi cebinden 250-300 milyon dolar para verdi. Siz ne verdiniz? Övünüyorsunuz divan kurulunda. 8 bin dolar vermiş, 10 milyon TL vermiş, 5 milyon TL vermiş. Bununla mı övünüyorsunuz ya? Hani sizin projeleriniz? Hani nerede sizin projeleriniz? Nerede sizin bu aplikasyonunuz? Milyonlarca dolar getirecek aplikasyonunuz nerede? Bitcoin dediniz, 2 tane bankacı aldınız. Nerede o bankacılar? Ne işe yarıyorlar o bankacılar? Gelip de Beşiktaş'ın tak diye projelerini ortaya koyacaktınız. Nerede? Yapmayın. Beşiktaş'a bunu yapmayın. İnsanları da Beşiktaş taraftarının önüne atmayın. Gün gelir o taraftarlar sizi ezer geçer. Kimler geldi kimler geçti Hasan Bey? Ben ne başkanlar gördüm. Hepsi gitti ben buradayım. Beşiktaş'a hizmet edin. Başka bir şeye değil. Başka birine değil. Başka kulübe değil. Beşiktaş'a hizmet edin. Neredesiniz beyler? Onur Göçmez 80 kişi gittik 80 kişi döneriz. Neredesiniz ya? Hani nerede sizin Beşiktaşlığınız? Yapsanıza Beşiktaş'a. Yapsanıza bir hamle yapın ya Beşiktaş'a. Futbolcu vermiş. Allah razı olsun be. Vermeyecektiniz sanki. Ne yapacaktınız ki zaten? Kapalı kapılar ardında başkanlıkla ilgili hazırlıklar yapmayacaksınız. Kendi yönetiminizin içinde birbirini gaza getiren insanlarla çalışmayacaksınız. Title'ları yüksek diye insanlara liste yaptınız. Vay be o bilmem nerenin genel müdürü, o bilmem nerenin genel müdürü, o bilmem nerenin genel müdürü, o bilmem nerenin genel müdürü. Bana ne lan? Bana ne oğlum genel müdürlükten? Beşiktaş'a ne verecek? Ne verdi abi? Ahmet Nurçebi'nin iddiaları gerçekse senin yöneticin kendi Beşiktaş'ına kirasını vermemiş be. Ahmet Nurçebi söylüyor ben değil.
çeşitli sebeplerle, çeşitli nedenlerle Beşiktaş kulübüne borç takmış. Ve siz bu adamı aldınız, 10 milyon TL, 20 milyon TL, 30 milyon TL. Hani salon yapacaktı abi. Hani basketbol salonunu yıkıp efsane bir şey yapacaktı. Nerede abi? Bir tane kazma vurdunuz mu ya? Sürekli enkaz edebiyatı. Olmaz bunlar ya. Olmaz. Söylediniz, projeler nerede ya? Paralar nereye gelmedik daha? Oraya da gelir ama. 22 milyon euro. Bir daha söylüyorum. Muçi 500 bin euro transfer yapmış. Maksimum. Al-Nusrati dediğin adam da hayatı boyunca, kariyeri boyunca bir tane bonservisi transfer yapmamış. Bir de diyorsunuz ki Avrupa'nın önemli kulüpleri teklif yapıyordu. Bir tane teklif gösterin ya. Bir tane teklif gösterin. Sürekli bu söylediğiniz yalanlarla insanlara yalan, hayal sattınız. Ve o hayallerin karşılığı. Ben şunu demiyorum. Beşiktaş şampiyon olacaktı. Ne? Ya olmayacaktı kardeşim. Beşiktaş'ın bu kadrosu şampiyon olmazdı. Niye Ahmet Beşiktaş'ın hiçbir insan da bir Gökhan Mağar'dan mı olmaz ya? İnsicamını bozmayayım ama Gökhan, Beşiktaş şampiyon olmayacaktı. Hepimiz biliyoruz şampiyon olmayacağını. Yani Server Toprak Tepe ile devam etseydi, Rıza Çalınbay ile devam etseydi o zaman niye Santos'u getirdin? Santos'u getirerek neyi hayal ettin? Neden transferin son günü 22 milyon euro para harcadın? Bir de Muçi 10 milyonken Polonya Cumhurbaşkanı PR'ı nereden çıktı? Yani gerçekten korkunç işler var. Muçi şeyin Al-Nusrati'nin oğlu olmuş, adını Kartal koymuş. Libya'da Kartal demek şu demekmiş filan gibi. Yani gerçekten korkunç işlere imza atan bir Beşiktaş kulübü başkanı var. Ben durumunu yine çok özür diliyorum. Şu cümleydi tamam. Şampiyonluk yarışıyla ilgili değil benim derdim. Beşiktaş'a getirdikleri duruma bakar mısın ya? Liderle 32 puan farkım var. 32 puan farkım var. 46 puan. Bir maçı eksik. Galatasaray Kasımpaşa maçını kazanırsa 35 puana çıkıyor. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Sizin altınızdaki dördüncüsünüz. 46 puanınız var. Altınızdaki takımlar 43, 42, 41 ya. Kasımpaşa, Başakşehir, Antalyaspor. Bugün seni yenen takım. Sergen Yalçın'ın takımı. Futbol nasıl oynanır dersi verdi size. Ne gerek vardı gittiniz garip garip adamlara? Neden işte bunu soruyorum. O oyuncu, bu hocayı hangi menajer getirdi? Bir. İkincisi, Muçi'yi hangi menajer getirdi? Üç. Menajerlerin kucağına oturmayacağız dediniz. Bu üç transferi kim yaptı kardeşim? Muçi. Fernando Santos. Aldınız stoper İngiliz. Kaptanların kaptanını aldınız. Bu mu aldınız abi? Kendi takımında oynayamıyor bu herif ya. Bugün Luton Town maçını izledim. Gördüm, o takıma giremiyor abi herif. O ligde oynayamıyor ya. O takıma giremiyor abi. Sen izledin mi bugün Nottingham Forest Luton Town maçını? 1-1 bitti. O maçı demiyor musun? 1-1 bitti. Evet. O takımda oynayamıyor bu herif. Onu aldınız buraya kaptanların kaptanını diye. Çarşı'nın neden sessiz? Çarşı sürekli destek aldı çünkü. Hasan Arat hiç yalnız bırakmadı. Allah'a var. Bak, o konuda haklı. Hiç kimse gitmezken Çarşı'nın davasına Beşiktaş Başkanı Hasan Arat gitti. Hiç kimse yokken gizli gizli arkada oturdu. Sessiz sessiz arkada oturdu. Onu da anlatırım bir gün detaylarıyla. Neredesiniz beyler? Vallahi Gökhan şöyle bir durum var. Ben aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Aynı Fenerbahçe'nin Ali Koç hangi iletişim stratejisini uyguluyorsa Hasan Arat da aynı iletişim stratejisini uygulayarak başladı. 5,5 yıldır Ali Koç'un bence başarılı olduğu birkaç bölüm var. Hasan Arat'ı da oraya getireceğim. 5,5 yıldır son derece başarısız bir tablo var Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe taraftarına başarısızlığın sebebini Galatasaray olarak inandırdı. Yani Galatasaray nefreti üzerinden bir hayal sattı. Öyle konsolide etti ve insanları inandırdı. Bu anlamda Ali Koç'u başarılı buluyorum. Ali Koç'un izinden yürüyen Hasan Arat da aynısını yaptı abi. Basın toplantısında bir gazeteciyi hedef alıp onun üzerinden daha neler göreceksiniz filan deyip tehditler savurdu. Bu o gün birilerinin hoşuna gitti. Troller de bunu aldı, büyüttü, besledi. Ama şunu unutmasınlar abi. Bu insanları hayal satıyorlar. Başarısız olursanız bunların hepsi keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner diye bir laf var. Aynı bak Ali Koç da başarısız olduğunda bununla yüz yüze kalacak. Hasan Arat da başarısız. Zaten Hasan Arat'ın görev süresini tamamlama ihtimali yok.
Ali Koç neden ikinci kez görev süresinde hala 300 milyon dolara yakın para verdiği konuşuluyor? Parasıyla görevini devam ettiriyor. Hasan Arat'ta para da yok. O yüzden başarı gelmediğinde Hasan Arat'ın o koltuklarda oturma ihtimali yok. Ben hep söylüyorum ya, Galatasaray'ı diğer kulüplerden ayıran en büyük özellik o. Galatasaray Burak Elmas diye bir başkan getirdi ki öyle büyük taraftar desteği vardı ki Burak Elmas'ta. 8. ayın sonunda Burak Elmas diye bir şey bırakmadı. Ne Galatasaray taraftarı bıraktı, ne genel kurulu üyeleri bıraktı. Galatasaray'da başarısız adama biat etmiyor kimse. Başarısızı gönderiyor, başarısını getiriyor.